Ve Nathan. Nathan geldi. Sigi bu. Uzun zamandır bekliyorum. Son zamanlarda Kiri. Yükselişini en iyi Nathan'la yaşadı. Ardından Cloud geliyor. Burada Nathan'ı bırakmak istemediler. Kerry'i de tercih ettiler. Burada bence zaten Nathan istemiyordu. Kerry'e yönelmek isteyecekti. Kendini hem koruyabilecek hem de hasar verebilecek bir kahraman olarak. Aldı Kerry'sini. Alkış tufanı. Sisi Boy. Ne tercih edecek acaba burada? Sisi Boy da Arlott'la çok güzel oynuyordu. Arlott ve Rabi zaten onun top kahramanları bence. Oynayışını beğeniyorum Sisi Boy ile birlikte. Sisi Boy'un evet. Arlott'la beraber Rabi'sinde. Bugün ikisi de ama bu maç özelinde mümkün olmayacak onun için. Aha geldi. Yuzor geliyor. Yapılsa fena olmaz mı Yuzor Gorman? Yani çok da fazla alternatif kalmamıştı açıkçası. Rabi de banlıydı. Arlott zaten Karo'daydı. Şöyle bir baktığımız zaman CC Boy'da Minotaur'a doğru gitmiş oluyor. Son tercih ne yapardınız peki? Gullu. Gullu mu? Lapu Lapu. Ya kahramanlar önünde açık olmayınca da aklına gelmesi çok zor oluyor ya. Bir aç o zaman. Bir açayım. Ama Gullu olabilir gibi gözüküyor. Özellikle de Kerry de onlardayken biraz daha rahat oynama şansı olabilir ama o Pakito'dan evet, yana kullandı oyunu. Pakito da STR bir kahraman bence. Net yani Pakito STR bir kahraman. Koridor gücü ciddi arttı. Çok, şeyde evet. Uzak doğuda hem orman hem koridor oynanıyordu. Şimdi daha fazla koridor oynanmaya başlanıyor. Bize de yansımaları var. İlk haftalarda evet. Çok yoktu galiba değil mi Murat? Sondan. Evet ilk iki hafta yoktu. Sonra şimdi bayağı var bizde de. Üçüncü haftada dehşet gibi oynandı. Evet. Şimdi de günün son serisi. Tekrar burada Pakito da karşımızda. Ve bakalım S2G durumu 2-0'a getirecek mi? Yoksa Sükunet'ten yine bir geri dönüş gelecek mi? Bu soruların cevabı için söz değerli sunucularımızda. Evet bakalım ne çıkacak karşımıza? Pakito'dan ne bulabilecekler? Görüyor olacağız Lunar'la beraber. Yine Sisi Boy Minotaur'da kaldı bu sefer. Rami'nin Arlott'un eline ne kadar yakıştığını söylemiştik. Minotaur'la neler bulabilecek göreceğiz. Yuzong tercihine ne diyorsun? Abi bence Yuzong... Abi ilk ben ikinci maç mıydı? Evet ikinci maçı unutamıyorum Yuzong performansını. Hatta benim hala MVP'deyim biz. Mükemmel oynamıştı. Evet. O performans hala aklımda. O sebepten dolayı Yuzong... Gayet mutluyum diyorsun görmekten. Yuzong görmekten. Bakalım neler bulabilecekler. Ters güçlendirmeler bu arada. Ters güçlendirmelerden başladı oyuncular. Hangi Akdeniz hangi koruduğunda göremedim. Bir Akdeniz'e görüşecek hangisi acaba ters koruduğundan başladı. Ve Kazuya tek başına almasına rağmen daha hızlı aldı. Büyük avantaj. Bu da turuncu güçlendirmesini alıyor. Leden de mor güçlendirmesine başladı. Birazcık geç kalacak gibi gözüküyor. Kazuya şu anda savaşını yaparken orta koridordaki minyonu Begin dondurmuş durumda. Evet, Fredrin'in tabii ki orman özelinde biraz daha ile açık açıkçası. Özellikle tek başına alma konusunda. Oo, Tobi! Ciddi hasar alıyor. Burada ışınlanmayı aldılar bile. Begin oyunu yönetmedi Tobi'ye. CC Boy. Çok yanlış bir hamle. Yani tamam içeri doğru Arlott'u sokmadı ama orta koridorun şu anda Lina karşısında ezildi. Geri düştü. Evet evet canı bayağı sıkıldı orada. Karo'ya şöyle bir şeyler denerler mi? Laden çok da zorlamayacak orayı. CC Boy'un hareketine istinaden. Bıraktılar zaten Karo'yu. Işınlanması yok bu arada. Işınlanmasını atmak zorunda kaldı. Begin aynı şekilde Tobi de ışınlanmasını attı karşılıklı olarak. Evet. Bir ışınlanma takası gelirken Kazuya rakip ormana girdi. 4 seviyesinde oldu. Üstlerine oynayabilirdi. Erken Kazuya hızlı bir şekilde geri doğru uzaklaşıyor. Erken alınan bir 4 seviye. Skora dönüştürmek istediler. Kazuya'nın da hareketliliği biraz onu gösteriyor ama çok da bulunamadı. Arkaya Karo 2 kişilik bir girdi ama Kazuya diğer tarafı takip etmedi. Karo'nun şimdi çıkması lazım. Kita burayı isteyecek. Skor gelecek mi? Karo bölgeden çıktı ama Kita terse kalmış olabilir. Kazuya'yı tamamlayabilecekler mi? Geldi Kazuya ve skoru alıyor. Burada hani Kazuya'nın istekliliğini ters tarafta eş zamanlı bir takas var mı derken Begin ucu ucuna çıkmayı başarıyor. Daha öncesinde Tobi'nin canı sıkılmıştı. Burada bu sefer Begin'e bir cevap verilmiş. Abi geldi orta koridorda. Yani güzel bir skor denemesi ama Begin bu sefer şanslıydı bak. Evet. Bu şanslı. Şansını sonuna kadar kullandı ve Begin burada az canlı hayatta kalıp üstüne tekrardan geri dönecektir. Bir yandan da Karo
Rakip Ormancı'yı darlarken Lunar rakip ormanda kök söktürüyor Laden. Turuncu güçlendirmesini alamadı Kazuya. Kaplumbağa'yı aldı rakip güçlendirmesine geldi. Öyle bir durum. Alt koridora evet. Şu anda Karo zorlamaya devam ederken CC Boy arada kaldı. Laden üstüne dönüyor. CC Boy güzel hamle yaparken ya Karo'ya. Ne kadar istiyorlar Karo'yu gerçekten. Bitti. Bitti. Karo öldü ya. Buradan çıkmasın. İmkansız gibi bir şey. CC Boy gelecek. Sersem edecek bilecek. Topu bıraktı. Oyalıyor şu anda. Kesmeleri lazım. Çalım atıyor. Çalım. Baya baya zaman aldı. Bütün bunlar tabii ki yukarıda bir değişikliğe sebep olur mu? Şuraya bir baktığımız zaman Bigin bir miktar hasar alıyor. Jao ile beraber 1v1 vuruşmayı tercih etti. İki kez ultisi var zaten dayandı. Canı yanmayacak. Evet. Oyun başı için tabii ki Jao'nun üzerinde şu an yeteri kadar hasar yok. En azından şu dakikalarda. O yüzden Bigin sorun yaşamayacak burada. Birebirlik bir takas. Skor çıkmış oldu şu ana kadar. 1.5K'lık altın farkı S2G özelinde. Onu da söyleyelim ama yani. Hani birebirlik bir skor var ama S2G çok net bir başlangıç yaptı. Tobi'nin biraz zorlandığı oyun var şu ana kadar. Oyun başı Begin de onu bir zaten üste geri yollamıştı. Şimdi yine üzerine bir oyun oldu. Ya yani orta koridoru ittirecekler. Burada orta koridoru ittikten sonra Kaplumbağa 45 saniyelik bir üstüne kalmış durumda. Hı hı. Bilmiyorum yani ne yapacaklar ne edecekler ama ikinci Kaplumbağa alan bir adım daha öne geçer. Yani, hele S2G alırsa aradaki altın farkını daha da aşacak gibi. Evet şu ana kadar S2G skorda eşitlik olsa da altın farkında. Bir miktar eli açık görünümde ki yani Kazuya'nın da etkili oyunun etkisi var bunda. Biraz istekli oyunun etkisi var açıkçası. Erken orman temizlemelerinin de yine tempoya katkısı oldu. Bigin 6 olmak üzere Tobi bir miktar daha geri planda. O konuda burada Karo ile beraber Kazuya isteyecekler. Jao üzerine doğru bir atılma var. Karo ciddi miktarda hasar aldı. Jao burada geri sinmiyor ve cevabını verdi. Kazuya terste kalır mı? Diğer tarafa baktığımızda Kitayla Laden'in bir denemesi oldu ama sonuç yok gibi. Kaplumbağa da haritaya geldi Murano. Ki S2G çok hızlı başladı Kaplumbağa'ya. Buraya CC Boy gelmek isteyecek ama yani oraya gelene kadar birazcık canı sıkılabilir mi? CC Boy burada iki kişilik bir savurma var ama ucu ucuna canını kurtardı. Karo hayatta kalmayı başarıyor. Herhangi bir skor yok. Ve Kaplumbağa da S2G'de. CC Boy da geri doğru güzel çıktı. Karo da güzel bir şekilde üstüne dönüyor. İki tarafında dolaşım oyuncusu hayatta kaldı ama burada avantaj çıkan tarafta bir ki S2G. Kaplumbağa aldı ama Lunar. Yumrukları adeta bir Mike Tyson yumruğu gibi. Sert vuruyor. Sert vurur. Yani Pakito'nun da koridor baskısı çok ciddi yüksek gerçekten. Özellikle mesela koridor kazanımcılarından CC bile iyi darlayabiliyor, karşısına alınıyor. Zayo burada bir miktar CC Boy'un yanına, kendi kulesinin arkasına geri çekildi. Karo'nun istekli oyunu var, CC Boy bir dur diyecek ona. Ya zorlamayacak yok ya, şu an bir hata yaparlar mı diye bekliyorlar derken Karo içeri doğru atılacaktı. Hızlı bir şekilde geri doğru uzaklaştı. Karo tabii yeri doğru aldı ama bu birazcık daha hani... Ya, gösteriş. Gösteriş, ya tamamen ultimi atarım ha. Yaklaşmayın, vururum tarzında bir evet. Girişti. Bunları toplu savaşta yaparsam canınız sıkılır haberiniz olsun demeye çalışıyor birazcık Karo. Evet, evet. Yine isteyecekler Jao'yu yani ikidir arkası çevriliyor Jao'nun üzerinde bir baskı var ki bu sefer hani skora dönüşmese de üstten kulenin gitmesine sebep oldu. Ya yani... Sigibum'u öne geçirme hareketleri bunlar. Sigibum şimdi savaşa dahil olabilecek. Üst kuleyi de açtılar. Tecrübe koridoru üst koridora gidecek. Yani şu an S2G plana sadık kaldı. Alt koridoru kasıyor. Jao'yu Laden'ı yakışır yakaladı. Ardından da Freddy'nin ultisiyle beraber bitiriş. Bir kule daha gelecek. Orta koridorda da bir skor çıkıyor. Kita düştü. Ya her yerde görev peşinde S2G. Evet. İlk karşılaşmadan farklı bir S2G izliyoruz bu arada. İlk karşılaşmadan bu kadar iyi dağılım yapamamışlardı. Bak Kerry alt koridora gitmeden kule açıldı mesela. Evet. İlk karşılaşmada özellikle oyunun başını zaten çok iyi açamamışlardı. S2G'den daha dengeli bir oyun var şu ana kadar. 1-0'da öndeler skorda zaten. Total skorda. 2-0'la puan almak isteyecekler. Ciddi bir miktarda hasar vardı. CC Boy terse kalırmış. Öyle bir baktım. Tobi'nin desteği var. Sorun yaşamayacak ama orta kuleyi de defleyebilecekler mi? Bir miktar hasar var. İki kişilik kitle kontrolü. Mükemmel. Jao terse kaldı. CC Boy'u da buldular. Burada skor gelmiş oluyor. 2 tane üst üste. 5'e 1'e kadar getirdi S2G. 5K'da altın farkı Murano bu arada. Yani öyle bir savaştan sonra bir zahmet olsun. Kuleleri açtılar, kaplumbağaları aldılar. Savaşı 4-4'lük yaptılar derken nazar değdi. Burada nazar da çıkıyor. Karayı düşürdüler. Aralarından bir kara skoru var ama Turtle'da birazcık avutucu bir evet. Şey olsun. Objektif olsun. Evet 5K'lık altın farkı devam ediyor. Kazuya zaten çok istekli şu ana kadar.
Fredrin'le ondan mutlusu yok. Koltuğu evet, rakibin önüne koltuk koyup oturdu. Önüne geleni şöyle 2-3 tane vuruyor. Evet, şu anda bir yandan ameliyat yaparken Kazuya içeride uğratıp güzel bir hasar denemesi. Ama çok yapabilecek bir şey yok. Şu anda arada kaldı, bekliyor. Kışkırtmasını kullandı tek başına. Bir ordu gibi resmen. Evet. Girmeye korkuyorlar Kazuya, çünkü seviye farkına bakar mısın? Tank 7 seviye, Kazuya 11 seviye. En hızlı biten karşılaşma olabilir diye düşünüyorum derken Kita. Kötü yakalandı mı? Paquito pozisyon dahil oldu. Lunar'ın üstünde ciddi hasarlar verdi Lunar. Çayo. Burada düşen oyuncu oldu Kita. Burada Lunar'la mücadele ediyor. Sigimum da geldi. Burada Yuzong'a düşecektir. Yani 8-9... 9.5. dakikada biter mi? Ne dersin? Ya ihtimaller dahilinde şu rekor kırılabilir. Altın farkı en azından onu gösteriyor ama oyunu kapatmak biraz daha farklı olacak tabii. Oyunu kapatma evresinde Bigin bir miktar hasar almıştı. Çok canı sıkılmaz onun ondan. Yani CC Boy belki işte hani Laden'le beraber kendi üstünü defanslarken Skynet tarafı eğer ki bir şapkadan tavşan çıkartırsalar oyunu uzatabilirler. Ama hani zor görünüyor açıkçası. Yani bu dakikalarda bu denli altın farkı ben hatırlamıyorum. Turnuvanın başından beri ki seviye farkı da ki keza öyle. Şöyle bir baktığımız zaman CC Boy çok ani hasar alıyor. Reaksiyon vermek için pek zamanı da yok. Kazuya tek başına zaten ortayı 4 kişiye karşı itiyordu. 12 seviye. Kita'ya da ciddi hasar var. Takım arkadaşlarının da gelişiyle beraber hareketlenecek. Üçer seviye fark açmış durumda zaten Kazuya, yani bütün rakiplerine. Kazuya yani acımasız bir savaşçı gibi içeri doğru girdi. Şu anda Sigimum kuleye vurmaya çalışıyor. Karo içeride. Kazuya vurup geri çıkıyor. Orta koridoru kuleye aldılar. Üst kulenin patlaması var mı? Evet, şu anda canının full olduğunu varsayıyorum. Evet. Oradaki siyahlık galiba bir tane vuruş değil. Evet, kule patlayacak. Burada patlaması iyiydi. Geri doğru çıkıyor. CC Boy bir deneme içerisine girecekti. Karo hamlesini yaptı ama başarıyor yok hamlesinde ve ışınlanmasını kullanmak zorunda kalıyor. Evet, zaten Kazuya da yaklaşıyordu bölgeye. En azından Karo'dan ışınlanma aldılar ama bu kurtarmak için kendilerini Skynet adına yetmeyecek tabii ki. Lord'a gelme ihtimalleri dahi yok açıkçası. Kendi base'lerinin önünde zaten çok zor bir oyun sergiliyorlardı. Buralar, haritanın bu bölümleri onlar için hayal şu aşamada. Ama Skynet tabii ki yani buradan yine çevirebilecek bir senaryosu olabilir. Zor, çok zor açıkçası. Ama Skynet de son dönemlerde yükselişte olan bir takım. Belki hani CC Boy'la biraz da zorlamaya çalışıyorum sevgili Murat. CC Boy'la Laden'le güzel bir oyun çıkarsa. Tabii ki, tabii ki. Bomba yani... komboya yük edebilirlerse mümkün ama Kazuya'yı da eritebilecek bir tercih. Zor ya. Shayo var da yani o da... Shayo iyi durumda değil pek. 7 saniye arda arda vurması lazım ama o 7 saniye... Hani ona sağlanır mı? Birazcık hayal meselesi. Evet. İmkansız gibi gözüküyor ama Mobile Legends'a hiçbir şey imkansız değildir. 9000 altın farkı var, dakika 10. Böyle bir dakikadan bahsediyoruz. Evet, bakalım nasıl bir oyun sergilenecek. Oo, tarıyordu bir yandan. Altın yani orta kule düşmek üzere gördüğüm kadarıyla, evet öyle de oldu. Bunun üzerinde bir hareketlilik var mı arkaya doğru? Henüz o hareketlilik gerçekleşmiş görünmüyor. Yukarıdan yine eş zamanlı gelen bir ittirme var. Alttan gelen bir ittirme var. S2G tarafı biraz kuşatmış taraf görünüyor Skynet'in. Sigur çok fazla hasar edildi. Lunar içeri doğru atıldı. Burada kita üzerinde hasar denemeleri. Bu orada çocuğun işini bitirdiler. Biter gibi. Minyatör de patlamaya çalışıyor ama 3'te 3 geldi. Lunar 3'te 3'ünü yapıyor. Kita geldi. 4'te 4 mi gelecek? Manyağını attı Canaz. Beyzi içerisinde kesebilecek bir beyze kadar giriyor. Belki kesemedi ama manyağıyla güne damgasını vurdu. Karşılaşmanın kazanında eşitçi oluyor. Evet, en hızlı biten karşılaşmalardan biri oldu. Bence en hızlısı. En hızlısı galiba değil mi? 10-26 mı? 10-36 mı? Bayağı bir hızlı bitti. Ya tek taraflı bir oyun gerçekten. 10-50